Arkadaşlar merhabalar. Denememizin soru çözümünü yapacağız. İlk sorudan başlayalım. Parçadaki babanın kurduğu cümle aşağıdakilerin hangisi olursa artık iş işten geçti anlamı ortaya çıkar. Babam proje ödevini cuma akşamı tamamlarsam hafta sonu gezmeye gidebileceğimizi söyledi. Tamam dedim. Ama yine de tembellik edip projeyi bir türlü bitiremedim. Cumartesi günü kahvaltıdan sonra babama projeyi hemen bitireceğimi, gezmeye gitmek için hazır olduğumu söyledim. Babam hiç düşünmeden şöyle dedi. Vakit nakittir. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. Geçti borun pazarı süre eşeğini de. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Artık iş işten geçti. Arkadaşlar dikkat edin burada. Geçti borun pazarı süre eşeği nideye olması gerekiyor. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda eski şiirlerinde gördüğünüz mükemmel dili yeni romanlarında da görebilirsiniz. Bu cümleden aşağıdaki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümle kanıtlanabilirlik açısından değişir. Dikkat edersiniz buradaki mükemmel ifadesi arkadaşlar cümleyi öznel yapıyor. Kişiden kişiye göre değişebilen bir unsur yapıyor. Ben buradaki mükemmel kelimesini çıkardığımda eski şiirlerinde gördüğümüz dili yeni romanlarında da görebilirsiniz. Dikkat edin ben bunu kanıtlayabilir miyim? Evet romanlarını diline bakarım kanıtlayabilirim. O zaman dikkat edin mükemmel kelimesini çıkarttığımda nesnel bir ifade olmuş oluyor. O yüzden cevabımız Denizli. Üçüncü soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Birinci cümle öznel cümledir. Milli mücadelenin ilk temeli Erzurum'da atılır. Dikkat edin ben bu ifadeyi kanıtlayabilirim arkadaşlar. O yüzden öznel değil nesnel bir cümledir. Yanlış bir ifadedir. İkinci cümlede benzetme yapılmıştır. Her şeye rağmen hür yaşama düşüncesi bu kartal yuvasında kanatlanır. Dikkat edin burada herhangi bir benzetme var mı? Bir kartal yuvasında kanatlandırır demiş çocuklar. Yani şöyle diyebiliriz. Burada kartal yuvasına benzetildiğini söyleyebiliriz. Evet benzetme yapılmıştır. Üçüncü cümle karşılaştırmaya yer verilmiştir. Atatürk Erzurum'da işe başlar. Dikkat edin herhangi bir karşılaştırma söz konusu değil. Dördüncü cümle tanım cümlesidir. Tıpkı ilk Fatihler gibi oradan Anadolu'nun içine doğru yürür. Dikkat edin tanım cümlesi bu nedir sorusuna verilen cevap idi. Dikkat edin arkadaşlar herhangi bir tanım söz konusu değildir. Bu ifade de yanlıştır. Bizden zaten doğru olanı istediği için cevabımız Balıkesir olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizilerin hangisi bu sanatlardan herhangi birine başvurulmamıştır? Bir durumu olduğundan büyük ve fazla ya da küçük az gösterme işine abartma denir. İnsana ait özel insan dışı varlıklara yüklenmesi kişileştirme. Birbirine zıt durum veya kavramları bir arada kullanılmasına ise tezat sanatı diyoruz. A şıkkında bir hırçın çocuğum değişmez uyum. Seneler geçse de ben yine buyum. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne abartma ne kişileştirme ya da ne de tezatlık vardır. Burada herhangi bir sanat yok. B şıkkına bakalım. Ömrüne yan kuzum bir çift göz için canını o korla dağlamadınsa. Dikkat edin burada da abartma var. Sevgi abartması. C şıkkında şiir yaşamı daha çok sevdiğinden geri geldi. Kiminle gittiyse ölüm. Dikkat edin yaşam ölüm zıtlık yani tezatlık sanatına başvurulmuştur. Suyun adı tarihin en büyük masalıdır. Kuş kanatlarına borçludur dünyaya. Dikkat edin burada da kişileştirme vardır. Kuşun borçlu olması. Buna göre cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Buket, Elif, Aylin, Enes, Ahmet, Nalan, Ayşe ve Tunca adlı öğrenciler lise tercihleri için 4 farklı okul türünü seçeceklerdir. Her bir liseyi 2 öğrencinin seçmesi gereken tercihlerle ilgili bilinenler aşağıdaki gibidir. Öncelikle buradan liseleri yazalım çocuklar. Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor ve son olarak da sağlık. Kızların hiçbiri Fen Lisesi'ni seçmemiştir. O zaman Fen Lisesi'ni seçen dikkat edin zaten 2 tane Enes ve Ahmet isimli ve Tunç isimli erkek öğrenci vardı. Bu üçünden bir tanesi Fen Lisesi'ne gitmiştir. Ya da birden fazlası bilemiyoruz şu an. Buket Güzel Sanatlar. Buket'i buraya yazdık. Aylin Spor, Nalan Sağlık Lisesi'ni seçmişler. Spor ve Sağlık Lisesi'ni sadece kızlar seçmiş. O zaman şuradan hemen elediklerimizi arkadaşlar silelim. Nalan gitti. Ayşe gitti.
Pardon arkadaşlar, Ayşe gitmedi. Şunu silelim. Harfler benzediği için sıkıntı oluşturabiliyor. Burada Aylin gitti. Ve Buket gitti. Geriye hala Elif ve Ayşe var. Demek ki bunlar sağlık ve spor liselerini sadece kızlar seçtiği için bunları bu tarafa yazabiliriz. Elif sağlık lisesini seçmiş. O zaman Elif'i de sağlığa yazdık. Onu da eleyebiliriz. Şimdi bakalım çocuklar. O zaman dikkat ederseniz Tunç, Ahmet ve kim kalmıştı? Enes. Fen lisesine gitmiş olabilir. Bunun dışında arkadaşlar dikkat ederseniz geriye kim var? Ayşe ve geriye sadece Ayşe kalmış oluyor. Ayşe de nereye gitmiş olabilir? Spora gitmiş olabilir. Ya da güzel sanatlara gitmiş olabilir. İki tarafı da yazabiliyorum. Spor lisesini seçenlerden biri Ayşe'dir. Kesinlikle doğru mudur çocuklar? Evet, spor lisesini seçmiş olabilir Ayşe. Olabilir. Ayşe sağlık lisesini seçmiştir. Hayır arkadaşlar, Ayşe sağlık lisesini seçmemiş. Ahmet güzel sanatlar lisesini seçmiştir. Hayır, Ahmet fen bilimleri, fen lisesini seçmiştir. Enes fen lisesini seçmiştir. Evet, Enes fen lisesini seçmiş olabilir. Ama arkadaşlar dikkat edin. Biz Enes'in kesin olduğunu biliyor muyuz? Kesin diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz. O zaman cevabımız dikkat edin her türlü A şıkkı olmuş oluyor. Spor lisesini seçenlerden biri Ayşe'dir. Altıncı soru. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen anlamıdır. Kelimelerin sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama sözlük anlamda denir. Buna göre aşağıdaki altı sözcüklerin hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Tutuk tavır, dikkat edin arkadaşlar, mecaz anlamlı. Kafamı ütülemesi, mecaz anlamlı. Soğuk tavır, sıcak davranış, dikkat edin bunlar mecaz anlamlı. Ama kara sözcü, kara gözler dediğimde kara ilk akla gelen anlamında, yani gerçek anlamında kullanılmıştır. O yüzden cevabımız Balıkesir olacaktır. Yedinci soru. Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? İslam eğitim tarihinin her döneminde Kur'an eğitimi öğretiminin yapıldığı mekanlar denince akla ilk gelenler cami ve mescitlerdir. Hicri ilk 4 asra kadar yüksek seviyede Kur'an eğitimi öğretim faaliyetleri de camilerde yürütülmüştür. Zamanla bağımsız hale gelen Darül Kur'an ve Darül Hufaz adı verilen Kur'an eğitim merkezlerinin arttığı görülür. Osmanlılar döneminde bu kurumlara Darül Kura ismi verilmiştir. Darül Kura kurumları camiler dışında Kur'an'ın konusunda ileri eğitim veren ilk bağımsız eğitim kurumlarıdır. Hicri 4. asrın sonları ve 5. asrın başlarında kurucu ve hocalarına nispetle kurulan bu eğitim kurumlarının ilki Rişat bin Nazif tarafından Şam'da kurulan Reşadiye Darül Kura'dır. Buna göre baktığımızda ulaşılamaz olanı istiyor bizden çocuklar. Bakalım. İslam coğrafyasında Kur'an eğitimi veren kurumlar farklı adlarla anılmıştır. Evet, farklı adlarla olduğunu bize belirtiyor. İslam coğrafyasında ilk Kur'an eğitimi camilerde verilmiştir. Evet, camiler ve mescitlerde verildiğini belirtmiş çocuklar. Kur'an eğitimi öğretimi ilk olarak Şam'da başlanmıştır. Bu ifade bir kalsın. Osmanlılar Kur'an eğitimi veren kurumlarda Darül Kura adı verilmiştir. Evet arkadaşlar, burada da bunu görüyoruz. Ama biz C şıkkını ulaşamıyoruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlenin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım çocuklar. NASA'ya ait uzay aracı 5 Mayıs'ta Mars'a gönderilmiştir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. NASA, 5 Mayıs, Mars, bunlar doğru yazılmış. Yaklaşık 7 ay süren 460 milyon kilometre uzun bir yolculuktan sonra uzay aracı hedefine ulaştı. Bu cümlede de herhangi bir sıkıntı yok. Geçmişte bu gezegene gönderilen diğer uzay araçlarının ana görevi Kızıl Gezegen'in yüzeyi ve atmosferi hakkında bilgi toplamaktır. Kızıl Gezegen doğru yazılmış. Gezegen isimleri büyük harfle yazılır. Bu aracın üzerinde de kameralar ve ölçüm cihazları var. Bu aracın üzerinde kameralar ve ölçüm cihazları var. Dikkat edin çocuklar, buradaki dade bulunma haliki olan dade değildir. Bağlaç olan dadedir ve ayrı yazılması gerekiyordu. Bitişik yazmış ve yazım yanlışı yapmıştır. O yüzden cevabımız Deniz'de olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki kız hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir gün üniversitede ders anlatıyorum. Bir kız öğrenci el kaldırdı. Söyle kızım dedim. O da hocam bağışlayın ama çok yavaş okumuyor musunuz? Yani bayağı yavaş okuyorsunuz dedi. Ben de peki gelsene dedim. Kız ayağa kalktı, geldi ve kürsünün arkasına geçti. Okuduğum yazıyı görünce dondu kaldı. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim eski bir Fransız metinden simultane, eş zamanlı Türkçe'ye çevirerek okuduğumu fark etti. Utandı ve gidip yerine oturdu. Bir işin ayrıntılarını bilmeden yorum yapmaman gerekir evladım.
Şimdi dikkat edin, bir işin ayrıntılarını bilmeden yorum yapmak ifadesi arkadaşlar ön yargıdır. Dikkat edin, ön yargılı kişiler bilmeden, konuşmadan, ortamı, koşulları bilmeden konuşan insanlara, konuşan kişilere diyoruz. Burada ne var? Bu kızın tutumu kesinlikle ön yargılıdır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. soru. Numaralanmış cümlenin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? Bakalım çocuklar. İsviçre'deki Zürih Feda ve Teknoloji Endüstrisi'nden bir grup araştırma 3 boyutlu yazıcı kullanarak kan pompalayan silikon bir kalp üretti. Dikkat edin, burada tırnak içinde tırnakta ayırmamızı, kesme işareti kullanmamıza gerek yok. Buradaki yanlışlık budur. 2'ye bakalım. Aslında bundan önce de kalp modeli üretmişti. Bu model kullanışsız, yetersiz görünmüştü. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada virgül kullanılmış. Doğru, kullanışsız, yetersiz, eş görevli kelime olduğu için virgül kullanabiliriz. Üretmişti, yüklem, görülmüştü, yüklem sıralı cümledir. Dikkat edin, ögeler arasında virgül varsa biz noktalı virgülü kullanıyorduk. Evet, 2'de bir sıkıntı yoktur çocuklar. Devam edelim, 3'e bakalım. 3 boyutlu yazıcı teknolojik kalp ameliyatlarında ve kalp hastalığının tedavisinde kullanılmıştı. Ancak 3 boyutlu yazıcı kullanılarak tamamen yumuşak silikona yapılmış kalp üretimi ilk kez gerçekleştirdi. Dikkat edin, burada noktalı virgül değil, virgül gelmesi gerekiyor. Devam edelim. Tek parça silikondan oluşan bu yapay kalp son derece karmaşık bir yapıya sahipti. Dikkat edin, buradaki noktalı virgüle gerek yok. Buna göre cevabımız 2 olacak. 2'de herhangi bir noktalama işareti yanlışlığı yapılmamıştır. 11. soru. Aşağıdaki dörtlünün hangisi bu özelliklerin tümünü içerir? Dizlerin en az üçünün sonunda ses benzerliği vardır. Özellik bakımından zayıf olan varlık güçlü olana benzetilmiştir. Bütün dizlerin ecnetaları eşittir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şurada az bir hece var. O yüzden demek ki bunun hece sayısı azdır dememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile hece ölçüsü. Dikkat edin, burada heceler eşit değildir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Büyük ihtimalle bunun heceleri aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heceli. Dikkat edin burada, siz bir kraldınız nasıl hatırlamam, koyacak yer bulamayan ellerine adamların sırtından başka kraldınız olmasın mı o kadar da. Dikkat edin, herhangi bir benzetme söz konusu değil çocuklar. Coşkun sular gibi akıp durulma, kuru gazel gibi esip savrulma. Dikkat edin, kuru gazel gibi ifadesi benzetme. Demek ki bir tanesini şu an karşılıyor. Benzetmeyi bulduk. Ses benzerliği var mı? Durulma, savrulma, çevrilme. Evet arkadaşlar, ses benzerliği de vardır. Hece sayıları eşit mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet arkadaşlar, dikkat edin, hepsi 11 ile heceli. Zaten ilk 3 dize istemiş bizden. Evet, cevabımız böylelikle de C şıkkı olmuş oluyor. 12. soru. Tolstoy'a göre aşağıdaki metin girişlerinden hangisi muhteşem bir hikayeye ait değildir? Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy şöyle diyor. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Dikkat edin, yolculuk unsurlarının olmadığı metni arıyoruz şu an, çünkü değildir demiş. Hepsini okumayacağım çocuklar. Direkt açıklayarak ilerleyeyim sizin için. Dikkat edin, A şıkkında şafak henüz sökmemişti. Turan, Zafer ve Alperen sözleri saatte köyün çıkışındaki eski çeşmenin önünde buluşmuşlar. İstanbul'a yeni hayatlarına giyecekleri kıyafetler ve bir miktar para vardı. Dikkat edin, burada bir yolculuk söz konusu. O zaman Tolstoy'a uygun olabilir. B şıkkında Tanabay'ın atı artık iyice yorulmuştu. Sırtındaki eğer, derisindeki yaralar oluşturmuş. Ayıtı iyice huysuzlaştırmıştı. Dikkat edin, şehre yeni bir hayat kuracak. Hiçbir kötülüğe bulaşmayacaktı. Burada bir yolculuk söz konusudur. C şıkkına bakalım. Gölde yüzme fikrini aklına getirenler gelmişti. Bilmiyorum. Kutay, Gökay ve Ömer sabahın ilk ışıkları evden çıkmış, kasabanın hemen yakınındaki Kurbağalı Göl'e yüzmeye gitmişlerdi. Dikkat edin, aynı şekilde burada da bir yolculuk var mıdır çocuklar? Devam edelim. Hikayeye devam edelim şu an. Suya ilk atlayan Gökay, suyun çok ılık olduğunu söyleyerek arkadaşlarını cesaretlendirdi. Diğerleri de bunun bir yalan olduğunu atladıklarında fark ettiler. Dikkat edin, herhangi bir yolculuk söz konusu değil. O yüzden bu bir kalsın. D şıkkına bakalım. Tren iyice gözden uzaklaşmış. Geriye kalanlar gözyaşlı da evlerinin yolunu tutmuşlardı. Ağlayan tek bir tek Emine kalmıştı. Çünkü ailesinden, sevdikler ve memleketinden ilk defa ayrılıyordu. Dikkat edin, aynı şekilde bir yolculuk söz konusu. Bu da Tolstoy'a uygun olabilir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 13. soru.
Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir demiş çocuklar. Bakalım. Birinci metinde toprak yer kabuğunu oluşturan kayaçların çok uzun süreler içinde parçalanma sonucunda oluşur. Bu parçalanma fiziksel ve kimyasal yollarla gerçekleşebilir. Fiziksel parçalanma sıcaklık değişimleri, su, rüzgar, buzul gibi etkenlerin etkisiyle oluşur. Kimyasal parçalanma ise kayaçlardaki minerallerin oksijen ve su gibi maddelerle tepkime girmesi sonucunda yeni bileşimlerin oluşmasına başlar. İkinci metinde toprakta hemen hem organik hem inorganik maddeler ayrıca su ve hava bulunur. Bitkilerin kökleri, hayvanların dışkıları, çürümüş yapraklar ve ölmüş böcekler organik maddeler arasındadır. İnorganik maddeler ise taş, çakıl, kum, mil, kil ve benzeri maddelerdir. Tüm bu maddeler farklı toprak çeşitlerinde farklı miktarda bulunur. Kilit topraklarda organik maddeler daha çok bulunurken humuslu toprakta inorganik maddeler çoktur. Dikkat edin arkadaşlar, birinci metinde de ikinci metinde de ne var? Bir karşılaştırma söz konusudur. Dikkat edin, burada inorganik maddeleri, organik maddeler, fiziksel parçalanma, kimyasal parçalanma, bunların hepsini birbirine karşılaştırdıkları için iki metninde ortak özelliği karşılaştırmaya başvurulması olacaktır. Bu yüzden cevabımız Denizli. 14. soru. Buna göre aşağıdan hangisi tek yüklemli cümle değildir? Bakalım çocuklar. Peki'nin kalabalık ve soğuk caddede yalnız yürürdük. Dikkat edin, yürürdük yüklem tek yüklemli bir cümledir. Senin onu kimseye verme. Dikkat edin, burada ne yapıyor? Emir veriyor arkadaşlar. Emir kipi vardır yüklem. Sende kalmalıdır. Kalmalıdır. Malım eli gerekli kip almış yüklem. Dikkat edin, bu cümlenin iki tane yüklemi var. Kitaplardan uzak bir toplum hiçbir zaman ayakta kalamaz. Kalamaz yüklem. Kardeşim Ali, Mustafa, Ayşe ve Hülya'ya kitap okumuş dediğimde okumuş yüklem. Zaten tek yüklemli cümle değildir diyor. Buna göre cevabımız Balıkesir olacaktır. Aşağıdaki şiirlerden hangisi böyle düşünen biriyle zıt bir durumu ifade eder? Yalnızlıktan korkmuyorum ama yalnız kalmayı da istemiyorum. Ben kalabalıkların insanıyım. Bir sel gibi akan kalabalık caddelerde omuzlara çarpa çarpa yürümeyi seviyorum. Şimdi baktığınızda çocuklar, burada kalabalıktan bahsetmiş. A şıkkında kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye Nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zıpzıplarınızı size veririm. Kargalar ne olur anneme söylemeyin. Dikkat edin, burada kargalarla bir muhabbet. Yani arkadaşlar yalnız bir insan değil. B şıkkına bakalım. Sen büyüdüğün vakit çocuğum yine çiçekler açacak dallarda. Dallarda açan çiçekler gibi yine çocuklar uyuyacak masallarda. Dikkat edersiniz arkadaşlar, aynı şekilde burada da bir arada bir umut söz konusu. Yalnız olmama söz konusu. C şıkkında sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Dikkat edin burada arkadaşlar, burada yalnız olmak istemeyen, bütün insanlarla birlikte olmak isteyen varken burada kimsesiz olan bir insandan bahsediyoruz. O zaman zıt kavramlardır. Kesinlikle cevabımız C şıkkı olacaktır. 16. soru. Tutumlu olmak, kişinin eline geçirdiği maddi kazançları dikkatli şekilde harcaması, gereksiz ve ölçüsüz harcamalar yapmaması demektir. Hayatın her alanında tasarruflu davranmak, gelecek adına daha güvenli adımlar atmak gereklidir. Buna göre aşağıdan hangisi tutum ve tasarruftan söz edilemez? Para beşin, kırmızı meşin, bol bol yiyen, bel bel bakan, ayağına yorganı göre uzat, her çok azdan olur. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar, bol bol yiyen bel bel bakar, ayağını yorgana göre uzat, her çok azdan olur dediğimizde burada tutumlu olmak ifadesine götürüyor bizi. Ama burada para meşin, kırmızı meşin dediğimizde tutumlu olmakla ilgili bir ifade söz konusu değil. Paranın peşin verilmesinden bahsediyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 17. soru. Bir yazının veya kitabın bölümlerin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifadeleri başlık denir. Buna göre köydeki büyüklerimize ziyaret, huzur dolu bir yaşam, doğayla iç içe olmak, bol bol dinlenmek anahtar sözcük gruplarına sahip bir yazının başlığı aşağıdakilerin hangisi olmalıdır? Tabiatın kalbinde, köy çocukluğu, köy öğretmeni, yaz tatili. Dikkat edin arkadaşlar, burada genel anlamda neyden bahsediyor? Köydeki büyüklerimizi ziyarete biz yaz aylarında, yaz tatillerinde gireriz. Huzur dolu bir yaşam, doğayla iç içe olmak. O yüzden cevabımız Denizli, yani yaz tatili olacaktır. 18. soru. Cumartesi pazar günleri öğleye kadar çalışan bir doktorun A, B, C, D, E, F, G, H şeklinde kodlanmış hastalarla randevusu vardır. Her gün 4 hastayla randevusu bulunan bu doktorun hangi hastayla hangi gün hangi saatte randevusu olduğu ile ilgili bilinenler şunlardır. D ile randevusu saat 10'dadır. Dikkat edin çocuklar, 10'da olduğunu biliyoruz ama cumartesinin pazar mı olduğunu bilmiyoruz. İkisine de yazalım.
B ve F ile farklı günlerde aynı saatte randevusu varmış. Saatleri aynıymış çocuklar. O zaman ben ona yazamam. 9, 11, 12 herhangi birine yazabilirim şu an. H ile randevusu cumartesi 12. O zaman H'yi 12'ye yazdık. Kesin bilgi. C ile randevusu pazar günü 11'deymiş. C'yi de buraya yazdık. A ile randevusu bittikten hemen sonra E ile randevusu vardır. Buna göre baktığımızda çocuklar ben buraya yazamam. Buraya yazamam. Demek ki o zaman D her türlü pazara kalmış oluyor. O zaman D'nin yeri kesinleşti. Bunu artık silebilirim. O zaman A ile E'yi ben buraya yazabilirim. 11'e ona A, 11'e de E. Geriye neler kaldı? Hemen bir şöyle gezdirelim. Göz gezdirelim. A gitti. B kaldı çocuklar. C gitti. D gitti. F kaldı. Şimdi gelin C ile F kaldı. Onları da bir de G var değil mi? G'yi unuttuk şu an. Evet, G var. Evet. Buna göre baktığımızda ben F'yi pazara verebilirim. Aynı şekilde G'yi de pazara verebilirim 12'ye. Buraya da ne kalmış oluyor? Her türlü B kalmış oluyor. Zaten B ile F neydi? B ile F farklı günlerde aynı saatteydi. Her türlü bunlara cumartesi ve pazar 9'u vermek zorundayım. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bakalım çocuklar. D ile randevusu pazar günüdür. Evet, pazar günü. G ile randevusu saat 12'dedir. Evet, 12'dedir. B ile randevusu cumartesi 9'dadır. Evet, cumartesi 9'da. C ile randevusunun hemen sonra F ile randevusu vardır. Dikkat edin, C ile randevusuna hemen sonra G ile randevusu vardır çocuklar. F ile değil. Buna göre cevabımız Denizli olacaktır. 19. soru. Ali 6. sınıf öğrencisidir. Sınıfında sevilen bir öğrenci olan Ali notlarını hep yüksek tutmaya çalışır. Ali'nin bir yıl boyunca Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden elde etmiş olduğu ortalamalar şu şekildedir. En yüksek ortalama matematik dersine aittir. Bakalım çocuklar, en yüksek matematik dersine aitmiş. Dikkat edin, çoğunda zaten matematik. Şurada Türkçe yüksek. Evet, burada matematik yüksek. Burada Türkçe ile matematik eşit. Burada matematik. O zaman biz A ve B şıkkını her türlü elemiş olduk. Çünkü en yüksek dersi matematikmiş. Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri ortalama eşittir. Dikkat edin, ortalamaları eşit mi? Evet, Türkçe ve sosyal bilimler eşit değil arkadaşlar. Dikkat edin burada. Sosyal bilimler eşit değil. Ama buraya bakalım. Türkçe ve sosyal bilgiler eşit. Büyük ihtimalle cevabımız C şıkkı. 4 ders arasında en düşük ortalama fen bilimlerine aittir. Evet, de fen bilimlerine aittir. Buna göre cevabımız C şıkkıdır. 20. soru. Görseldeki bilgilerden hareketle Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'dır. Dünyada genç nüfusun en fazla olduğu kıtadır. Dünyada nüfusu artan tek kıta Afrika kıtasıdır. Gelecekte dünya nüfusunun neredeyse yarısını Afrikalılar oluşturacaktır. Dünya Müslüman nüfusunun çeyreğinden fazla Afrika'da yaşamaktadır. Yargılarına hangilerine ulaşılabilir demiş çocuklar. Bakalım. 1950'lerde 200 milyonu henüz aşmış olan kıta nüfusunun 2100'lü yıllara doğru 4,4 milyara ulaşması beklenmektedir. Afrika Müslümanları İslam dünyasının nüfusunun %28'ini oluşturmaktadır. 2050 yılına yönelik beklenti bu oranın %37'ye çıkması öngörülmektedir. O zaman arkadaşlar, gelecekte dünya nüfusunun Müslüman nüfusunun çeyreğinden fazla olması, bu ifadeye ulaşabiliriz. Devam edelim. Nijerya nüfusunun 8 milyona yaklaşması beklenirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 400 milyon, Tanzanya'nın ise 300 milyon seviyesinde gelmesi beklenmektedir. Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları nüfusları oransal bazda düşürürken Afrika'da nüfusu artmaktadır. 2100 yılında dünya nüfusunun yarısına yakını Afrikalı olacaktır. Kıta nüfusunun ortalama %60'ı henüz hayatının ilk evresindedir. Örneğin Nijer nüfusunun %70'i 0-24 yaş grubu içerisindedir. Gelecekte dünya nüfusunun neredeyse yarısı o zaman Afrikalar oluşturacağını söyleyebiliriz çocuklar. Bu ifadeye de ulaşabiliyoruz. Cevabımız Denizli olması gerekiyor. Burada soru çözümümüz bitmiştir. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.